Evet efendim, merhabalar. Ekranlarınıza hoş geldiniz. Amatör Lig Haber ve Ne Haber İzmir TV'nin canlı yayında sizlerle birlikteyiz. Bugün çok özel bir konuğumuz var yine. İzmir'in en kalabalık, hatta seçimin kaderlerini, büyük şehrin bile kaderini değiştirebilecek bir ilçemiz var. Karabağlar. Ve Karabağların da çok güçlü bir adayı var. Abdullah Kaya, Deva Partisi'nden Karabağlar'da çok şeyler yapmak istiyor. Çok güzel projeleri var. Biz de onu konuk etmek istedik ve şimdi sizlere o da bir merhaba desin ve onu tanıyalım. Hoş geldiniz. Merhabalar, hoş bulduk. Teşekkür ederim. Sizi çok insan tanıyor zaten aslında. Biz anlatmamıza bile gerek yok. Siz Karabağlar'da ilk aday çıkan kişisiniz. Ve herkesten yaklaşık bir ay önce galiba başladınız. O yüzden dokunmadınız. Artık kimse kalmadı gibi Karabağlar'da. Tabii Karabağlar çok büyük bir alan olunca, şimdi evvela bizi izleyen herkese iyi günler diyerek başlayayım. Karabağlar hem alan anlamında çok geniş bir ilçe, hem nüfus anlamında çok geniş bir ilçe. Şimdi herkese bir arada dokunabilmek çok mümkün değil. Biz dostların dostlara aktarmasıyla daha çok hızlı erişebileceğimizi düşünüyoruz, inanıyoruz. Ama olabildiğince maksimum seviyede hemşerimizle temas etmeye çalışıyoruz. Şimdi Karabağlar İzmir'in en zor ilçelerinden bir tanesi. Kozmopolit bir nüfusu var ve gerçekten orada insanlara dokunabilmek, o insanlarla doğru iletişimi kurabilmek çok zor. Evet. Siz bu iletişimi nasıl kurabileceğinizi düşünüyorsunuz acaba? Şimdi bileni bilirim. Şimdi buradan ben bir o zaman farklı bir kapıdan gireyim. Şimdi geçen değerli Burhan Öz Fatura'yı ziyaret ettik. İki dönem İzmir'de Büyükşehir Belediye Başkanlığı yapmış ki kanaatimce İzmir'e de çok şeyler katmış. Kesinlikle. Bir büyüğümüz. Şimdi bileni bilirim demişti bana. Ben de diyorum ki bileni bilirim. Kimin daha nitelikli iş yapacağını bilirim. Ekibiniz düzgünse, kadronuz güçlüyse, inançlıysa, adilse, ahlaklıysa mesafeyi, çok uzun mesafeyi çok kısa zamanda kat edersiniz. O yüzden tekrar diyorum, bileni bilirim. Ne kadar güzel. Siz Karabağlar'da yaşıyorsunuz. Karabağlar'da yaşıyorum. Evim Karabağlar'da, iş yerim Karabağlar'da. Tamamen Karabağlar'lıyım ben diyorsunuz. Yani 30 yıla yaklaşıyoruz. 26. 27. yılı geçiyoruz. Karabağlar'dayım. Karabağlar'ın 5 ayrı mahallesinde ikamet ettim bugüne kadar. İş yerim işte önce bir Karabağlar Mahallesi, şimdi Aşık Veysel Mahallesi. Bizim Karabağlar sanayisi dediğimiz yerin içinde. Evim Bozyaka'nın göbeğinde Sarıyer Mahallesi dediğimiz bir mahallede şu anda. Ondan önce Bahar Mahallesi'ndeydim. Yani Karabağlar'ın neredeyse çıkmaz sokaklarına varıncaya kadar her noktasını, her sorununu bildiğimi düşünüyorum. Şimdi niye sordum bu soruyu aslında? Sormamın da başka ikinci soruları var. Soruların şuyu, daha çok bazı partilerde, bazı yerlerde farklı yerlerden aday gönderilme durumları var. Yani ben yerel seçimlerde tabii ki her zaman iş yapacak, hizmet getirecek insan seçilsin. Parti ayırt edilmesin diyorum. Ve bunları yaparken de tabii ki o halkı, o bölgeyi tanıyan, insanını tanıyan, orada yaşayan, o sorunları bilen insanların aday olması bana çok daha doğru geliyor. Şimdi birinin yaşadığı yeri beğenmeyip başka yerde yaşayarak, daha doğrusu yönetmek istediği yeri beğenmeyip başka yerde yaşayarak yönetmek istediği şehirdeki, bölgedeki insanların sorunlarına derman olması çok kolay bir şey değil, zor. Bilmiyor çünkü. Evet. Bir şeyi çözmek için önce onun sorun olduğunu tespit etmeniz lazım. Sorun içinde bilmeniz lazım. Karabağların dışında yaşayacaksınız. Karabağlar'da olmayacaksınız. Harici bu sefer çok fazla yönlendirmeye maruz kalırsınız. Çünkü bilmemek her türlü yönlendirmeye de insan açık hale getirmektir. Biz tabii bu anlamda başkaları hakkında yorum yapmayı çok doğru bulmam ama kendimle alakalı evet ben Karabağlarlıyım. Bazen sokakta gezerken insanlar diyor ki başkanım sizi görebilecek miyiz? En kötü ihtimalle diyorum biraz espriyle evden işe giderken şu caddeleri iki defa gidip gelmek zorundayım. Evime gideceğime göre her akşam olduğunda mecburen buradan geçmek zorundayım.
benim birilerinin gözünden kaçmak gibi bir şansım yok. İki, zaten ben buranın içinde olup bu sorunları bildiğim için adayım. Sorunların başkaları tarafından çözülebileceğine inansam aday olmazdım. Ama o şehirde yaşayan insanların sorun hissiyatını anlamadan, neyi sorun ettiklerinin farkında olmadan böyle oturup ütopik, fantastik projelerle insanların zihnini kirletip ya da asla gerçekleşmesi mümkün olmayacak vaatlerle, ben duyuyorum şimdi bazıları on binlerce kişi iş vaadinde bulunmuş. Şimdi bir gülle mi bahar getireceksiniz Karabağlara? Bütün işsizlik sorununu belediye üzerinden mi çözeceksiniz? Gibi çözmeye çalışan yerler var ve ondan sonra yıllık bütçelerinin %80'lerini, 85'lerini sadece personel maaşını ödemek zorunda kalan yerler var. Aynen öyle. Bu tabii diğer geri kalan vatandaşa eziyet etmektir. Şimdi her alanda adalet kıymetli. Burada da adalet kıymetli. O dengeyi iyi korumak lazım. Evet, işsizlikle alakalı da yerel yönetimlerin sorumluluğu var ve çözüm üretmeler lazım. Ama tek çözüm yeri belediyenin kendi bünyesi olamaz. Liyakat burada da devreye giriyor. Bankamatik memuru işe alarak halkın geri kalanına haksızlık edersiniz. Hizmet götüremezsiniz. Ay, çalışmayacak ki adam zaten. Yani onun adından belli, bankamatik memuru gibi. Biz tabii bu işlerin hiçbirinde olmayı doğru bulmuyoruz. Biz bu siyasetin bu kısmında olmayı da doğru bulmuyoruz. Karabağların çok ciddi anlamda sorunları var. Bugün yerleşimle alakalı sorunumuz var, kentsel değişimle alakalı sorunumuz var, gençlerin spor alanlarıyla ilgili sorunlarımız var, taziye evleriyle alakalı sorunlarımız var gibi birçok alanda çok ciddi sorunlarımız var. Ama sosyal destekle alakalı, şimdi sosyal destek sadece para değil, her anlamda toplumun ciddi bir desteğe ihtiyacı var gibi konularda bunlarla alakalı kafa yoruyoruz. Yoksa hangi rakibimiz nerede oturuyormuş, nasıl gelmiş, onu vatandaş takdir edecek sonuçları sandıkta hep beraber göreceğiz. Hep beraber. Tabii ki gerçekten dediğiniz gibi elle tutulur. Mutlaka projeler olması lazım. Gerçekleşecek projeler olması lazım ki insanlar bu projelerin olabileceğine güvenmesi lazım. Gerçi biz belki de biraz millet olarak hayal kurmayı da seviyoruz. Güzel bir şeydir hayal kurmak. Bu ama biraz ütopik hayallere gidiyoruz biz, evet. Bu şekilde. Şimdi sizin biraz inceledim ben birkaç gündür bu projelerinizi dolu dolu bir broşür yapmışsınız. Hepsini yüzeysel geçmek durumunda kalmışsınız. Yoksa burada bir ansiklopedi çıkacaktı. Aynen, herhalde. Evet. Mesela yerinde yeniden doğuş, yerinde kentsel özür dilerim, yerinde kentsel değişim. Bunu bir açabilir miyiz acaba? Kentsel dönüşüm deyince artık şu 14-15 yıllık bu kentsel değişim sürecinde şunu anladık ki vatandaşın derdine derman olmak isteyen yok. Orada nasıl bir rant elde ederim, nasıl bir para kazanırım derdiyle hareket eden siyasi elitler var. Biz tabii buna yine Karabağlar'da yaşayan, Karabağlar'daki insanların bu sıkıntısını, acısını, ızdırabını hisseden birisi olarak yani ranta kapıyı kapatarak nasıl bir çözüm üretilebilir? Neticede burada bir değişim olması lazım. Yani Karabağlar'da dolaşırken birçok binanın demirinin ben 8'lik demirden kalın demir olduğunu, hatta nervürlü demirin hiç olmadığını iddia edebilirim. Yani insanlar gece kondarı bir haftalığını alıp iki şiş demir bir araya getirerek nihayetinde topladılar. Evet. Bir araya getirdiler, bir ev haline getirdiler. Ama artık bunun değişmesi lazım. İşin erbabı diyor ki deprem geliyor. Sıkıntı büyük, tehlike büyük. Ki daha bir sene önce biz çok ağır bir acı yaşadık, çok ağır bedel ödedik. Biz vatandaşın kıymetli arazisine kimsenin çökmesine fırsat vermeden kamu desteğiyle kentsel değişimin, kentsel yenilemenin yerinde dediğim lokasyon anlamında yerinde, birebir yerinde olandan bahsetmiyorum. Lokasyon anlamında yerinde kamu destekli bir değişimin yapılması lazım. Kamu destekli ne demek? Devlet enkaz olduğunda enkazın içinden ceset toplamak için para harcamamalı. Enkaz olmadan önce enkazı ortadan kaldırıp vatandaşın insani şartlarda yaşayabileceği olanakları tesis etmeli.
Şimdi burada tabii vatandaşla el birliğiyle, belediyeyi vatandaşla bir kooperatif mantığıyla düşündürüp işte enkazın kaldırılması, zeminin hazırlanması, plan programının yapılması ve kabasının yapılmasını belediyenin üstlenmesi gerektiğini söylüyoruz. Geriye kalan ince kısmının vatandaşın kendisinin çözmesi gibi. Tabii bu çok daha geniş bir alan, aslında bununla alakalı da ayrıntılı çalışmalarımız var ama bunu anlatırsak bizim bu program yetmez. Sadece İnşallah bu. Çünkü zaten nasip olursa seçimden sonra vatandaşlarımızla bir araya geleceğiz ve nasıl olacağını tek tek anlatacağız. Şimdi zaten kentsel dönüşüm dediğiniz gibi biraz önce çok güzel vurguladınız. Bir küçük bir depremde İzmir'de, Bayraklı'da yaşadığımız o çok büyük yıkımlar, üzüntüler, hüzünler, onlar evet, hepimizi derinden etkiledi maalesef zaten. Ve burada Allah beterinden korusun. Amin. Şimdi ama uzmanlar, bilim adamları, herkes diyor, uyarıyor. Diyor, geliyor. Naci Hoca'yla bunun istişaresini yaptık. Naci Hoca diyor ki, dedim ki hocam, diyorlar Karabağların zemini sağlam. Zemin sağlam da kaç binanın temeli sağlam. Ya ki zemin de sağlam değil o. O da ayrı bir mesele. O da ayrı. Ya bir şehir efsanesi. Tabii bir de bunun kentsel dönüşümün aslında ekstra farklı etmenleri de var. Oradaki demografik yapı değişiyor. Oradaki suç oranları bile değişiyor kentsel dönüşüme girildiği zaman. Maalesef bazı bölgelerimiz var. O bölgelerimizde, Karabağlar'da bir tanesi buradan. Suç ve madde bağımlılığı biraz daha yüksek maalesef durumda. Abi, ve gençlerimiz bir numarasıyız maalesef. Gençlerimiz heba oluyor. Ya, o gençliğini baharındayken çürüyorlar açıkçası. Kentsel dönüşüm olduğu zaman aslında o bölgeler karışmaya başladığı zaman tabii ki yeni gelen insanlarla birlikte daha farklılaşıyor oraları. Bu maddelerle ilgili tabii ki bu biraz daha kolluk kuvvetlerinin görevidir ama belediyeler de çok ciddi çalışmalar yapıyor. Sizin bunlarla ilgili böyle bir projeniz var mıdır başkanım? Şimdi tabii burada yazmadık broşürümüzde ama kentsel dönüşüm beraberinde kültürel entegrasyonu da getirir. Kentsel dönüşüm evvela gettoları ortadan kaldıracağı için, grupsal yoğunlaşmayı ortadan kaldıracağı için aynı zamanda beraberinde bir kültürel entegrasyonu da getirecektir. Bizim artık bir İzmirli ve Karabağlarlı bilincine oturtmamız lazım. Evet, hemşeri grupları kıymetlidir, değerlidir. Herkes esas orijin kısmını unutmasın, kaybetmesin. Bunlar binlerce yıllık geleneğe dayalı oluşan kültürel objeler, olgular. Ama nihayetinde yaşadığımız şehri de komple sahiplenmemiz lazım. Bizim bir Karabağlarlı bilincini oluşturmamız lazım. Bu dediğiniz gibi o gettolaşma kültürünü ortadan kaldıracağı için beraber suç yapılanmalarının çok rahat organize olmalarının da önüne geçecektir. Birincisi bu. Kentsel değişimin sağlayacağı önemli kazanımlardan bir tanesi beraberinde sağlanacak olan kültürel entegrasyon olacaktır. İkincisi, suç ve gençliği suçtan ve müptelalıktan, bağımlılıktan kurtarmak istiyorsak, bunun birinci aşaması eğitimse de en önemli ayağı spordur. Kesinlikle. O anlamda da Karabağlar'da maalesef spor kulüpleri gerçekten çok ihmal edilmiş. Yani duyuyorum işte 10 lira, 10 bin lira, 15 bin lira gibi destekler veriliyor. Şimdi 35 tane bildiğim sadece futbol kulübü var. Evet. Şimdi imkan olsa belki nitelikli voleybol kulüpleri, basketbol kulüpleri, tenis kulüpleri gibi bir daha birçok kulüp aslında faaliyet göstermek isteyecektir ama imkan olmayınca kulüp kurmanın kimseye bir faydası yok. Evet. Şimdi eğer biz uzun vadede gençlerimize sahip çıkmak istiyor isek, gençlerimizin katma değer üreten nitelikli bireyler olmasını istiyor isek, Atatürk'ün de söylediği gibi ahlaklı bir gençlik yetiştirmek istiyor isek, gençlere muhakkak ciddi anlamda yatırım yapmak lazım. Yani burası, işin bu kısmı bütçeyle planlanacak bir şey değil. Akıl bir yere kadar, bir burada duygusallık var. Aileler çöküyor, sistem çöküyor, gençler çöküyor, gelecek çöküyor, 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 çöküyor ve toplamda herkes kaybediyor. 3-5 tane narko baron hariç kazanan kimse yok. Evet.
Şimdi gençleri eğer biz kötü alışkanlıklardan uzak tutmak istiyor isek muhakkak bununla alakalı bir antrenman yapabilecekler alanlar. Şimdi ben bunu tabii 2 aydır, 3 aydır tekrarlıyorum. Şimdi spor kulüpleri bir çağrıda bulunmuşlar. Evet, dün ben de o konuya gelecektim aslında. Siz benden önce davrandınız şimdi başkanım. İlk defa ben bunu dinlendirmiyorum. Bu içimdeki yara Karabağlar'da yaşıyorum. Benim evlatlar var. Evlatlar, baba nerede top oynayacağız? Haklılar. Evet. Bunu evimin içinde yaşadığım için sorunun ne olduğunu biliyorum. İşte yine Karabağlar'da yaşamış olmanın farkındalığıyla. Evet. Şimdi Bostanlı'da yaşarsanız spor yapacağınız alan çok. Evet, epey fazla. Sizin çocuğunuzun size bunu aktarma ihtimali de yok. Bilmiyor ki. Gibi. Şimdi biz tabii bu işi de bir komplike. Alan anlamında sıkıntı var Karabağlar'da. Sıkışıklık var şehrin içinde. Biz de bunu şöyle planladık. Şimdi bir taahhüdümüz daha var bizim. Biz taziye evleri yapacağız. Sosyal destek merkezleri yapacağız. Bütün bunları tek bir binada, İçinde taziye evlerinin olduğu, yerine göre 3, yerine göre 5 tane. Bu SODEM dediğimiz sosyal destek merkezimizin olduğu, şehrin en az 12 tane sahasının olduğu bir yapı kuracağız. 12 tane saha. Tabii 12 tane merkez olmuş olacak böyle. Çok güzel. Dünkü aslında ki o haberimizde amatör lig haberin de haberiydi orada. Bir tek biz vardık zaten amatör lig haber olarak. O da ayrı bir acı. Evet. 35 tane futbol kulübü bir araya gelmiş, bir tane sahamız var diyor sadece. Biz saha istiyoruz. Çocuklarla spor yapacağımız, çocukları antrene edeceğimiz, onlara taktik çalıştıracağımız, onları daha ileriye taşıyacağımız noktalarda biz eksik kaldık, eksik bırakıldık. 500 bin nüfusu aşağı yukarı yanlış bilmiyorsam 500 bin aşağı civarında yukarı nüfusu olan bir yerde bir tane. 500 binden az. Hı. Bir tane saha var. Bu çok acı bir durum. O sahada da ayrı bir acılık var. Yani orada çok güzel bir kafe vardı. Arada bir giderdim. Şimdi kafe yok. Bazen açık, bazen kapalı. Kafalarını esince açıyorlar. Şimdi ne yapıldığı belli değil. Sistemsizlik, programsızlık. Şimdi bir futbol sahası var. Antrenman için bir spor kulübüne gel burada yarım saat. Ya zaten git gel bilmem ne kadar süre. Kesinlikle. Toplanman ne kadar süre. Evet, en önemli sorun antrenman alanı ise de onun dışında da şimdi bu çocukların forma sorunları var, ayakkabı sorunları var, bir maça gider gelirken ulaşım sorunları var. Evet, çok. Şimdi eğer bu seyirci taraftar takımının yine nitelikli insanlardan oluşmasını istiyor isek, birilerinin tekeline geçip onların isteklerini yerine getiren, onların iyi veya kötü her neyse aracılığını eden çocuklar haline gelmesini istemiyorsak, taraftar grubunu da onlara teslim ettirmemek lazım. Evet. Yani iş sadece stadın içindekilerle alakalı değil, stadın çevresindekilerle alakalı da bunu iyi düşünmek, planlamak lazım. Hem sporcuları hem de spor severleriyle aynen birlikte ele almak gerekir diyorsunuz. Öyle. Çok güzel, kompleks şimdi bir yapı aynen olacak. Öyle. Yani 12 tane şimdi bizim hem spor kulüplerinin antrenman yapabilecekleri, hem bulunduğu bölgedeki mahalledeki gençlerin istifade edebilecekleri. Evet, esas futbol olmak üzere diğer spor branşlarının da buradan kendilerine paya çıkarabilecekleri, faydalanabilecekleri, belki alternatif spor alanlarıyla alakalı kulüplerin kurulabileceği mekanlar olsun istiyoruz. Hayal de satmıyoruz. Bunlar olabilecek şeyler. 500 bin nüfuslu bir şehirden bahsediyoruz. Birçok Türkiye'deki şehrin nüfusundan fazla. Yani birçok ilden büyük bir şehirden bahsediyoruz. Bununla alakalı kaynak meselesine gelince şimdi hükümetle aynı partiden değilsiniz, nasıl olacak deniyor. Ben de diyorum ki bir belediyenin istikakını kesecek babayiğit yok. Kesinlikle. Bir diğeri bir belediye kendi kaynaklarını kendisi üretebilmelidir. Şimdi bu bazen işin esprisini yapıyorum. Diyorum ki ya ben Ali Babacan'ın partisinin belediye başkanı adayım. Parayı ben bulamazsam kim bulacak diyorum. Doğru söylüyorsunuz. Ama yani bunu muhakkak özellikle gençlerle alakalı yatırımı asla terk etmeden ona
ciddi şekilde destek vererek gençlerin geleceğini kurtarmak adına. En büyük olay bu değil mi zaten? Geleceğimiz gençler de onlar da zaten. Benim oğlum şimdi futbol oynayacağı alan bulamadığı için futbolu seviyordu. Bakın şimdi tekvandoya gidiyor. Tekvando da değil, kickbox. Çok sevdiğim, benim için kıymetli, aynı zamanda da meslektaşımız bir hocası var. Kickbox'a gidiyor. Ne kadar güzel aslında. Ya bir sporla uğraşmak, enerjiyi evet. orada atmak, negatifleri orada bırakıp eve pamuk gibi gelmek, işte mis gibi arkadaşların yanına veya gitmek. Çok çok güzel şeyler. Yani gençler için çok şey yapacağınızı ben anladım şimdiden burada. Özellikle. Ama projeleriniz evinde, de çok fazla var. Genç olan adam olunca. İşte o yüzden sorunları bilen insan çok eyvallah, daha güzel çözüm eyvallah. Üretebiliyor aynen bunlara. Aynen öyle. O kadar çok projeniz var ki yani hepsine ben dokunmak istiyorum aslında biraz. Ben aslında laf arası bir kısmına da dokunmuş oldum. Evet. Şu sosyal desteklerle ilgili zaten siz başlamıştınız. Bu sosyal destekle ilgili tabii çok kısa geçtik. Bir Deva Kart projeniz var. Evet. Bu nedir? Deva Kart'ın aslında ilk çıkışı bizim 2 sene önce yaptığımız bir eğitim kartıydı. Bizim Deva Akademi diye bir web sitemiz var. Ülkenin ekonomisi hallaç pamuğuna dönünce gençlerin arasında, yine gençlerle alakalı bir projeyle aslında yola çıkarak yaptığımız bir iş, gençlerin arasında bir haksız rekabet oluşmaya başlamıştı. Parası olan aileler evladını rahat dershaneye gönderirken, özellikle sabit gelirli, dar gelirli insanların evlatları tabii burada ciddi bir haksız rekabete maruz kalıyor idi. Bununla alakalı ne yapabiliriz diye kendi aramızda fikir istişaresi yaparken, sanal dershaneler var malum. Bu sanal dershanelerde onlara muadil bizim Deva Akademi dediğimiz bir kart çıkarttık. Şu an Karabağlar'da 2000'den fazla evladımız bu Deva Akademi ile eğitim görüyor. 2000? 2000. Çok ciddi bir rakam yalnız. Şimdi sanal, bir sanal dershane. Ama az da olsa. Çok yüksek bir rakam bence. Evet. Sanal da olsa çok yüksek bir rakam. Sanal dediğime bakmayın. İçinde deneme sınavları, tarama testleri, 4000 saate yakın video kayıtları. Yani bir soruyu çözdünüz, cevap anahtarında yanlış şıkkı işaretlediyseniz sistem size otomatik olarak o dersi, o sorunun anlatımının olduğu hocayı getiriyor ve hoca size dersi anlatıyor. Yani böyle bir muhteşem bir şey. Sistem dijitalizme geçerken, ah bizim gençliğimizde yoktu bunlar. Sistem dijitalizme geçerken bu uzak durulacak bir şey de değil. Elinizin altına da çok daha farklı alternatif nimetler getiriyor, fırsatlar getiriyor. Bunu da değerlendirmek lazım. Alıp bunu gençlerimiz için değerlendirdik. Şimdi Deva Kart'ın aslında ilk çıkış hikayesi bu. Yani evet. O zaman seçim falan da yoktu gündemde. Seçimle alakalı bir yatırım da değildi bu. Ama o haksız rekabete az da olsa işte liseye geçiş, üniversiteye geçişle alakalı gençlerimizin istifade edebileceği bir kart o zaman üretmiştik ve hala yayında. Yani şu an aktif olarak çalışan bir sistemden bahsediyoruz. Şimdi belediye seçimleri gelince de Deva Kart'ı dedik ya, biz bunu aynı zamanda şimdi bir sosyal desteğe döndürelim. Ne demek bu? Genelde bakıyorsunuz insanlara bir koli veriliyor. Kolinin içinde yağ, salça, neyse standart bozulmayacak ürünleri, ama ya çocuğuna bir çikolata almak isteyebilir. Evine bir kilo portakal almak isteyebilir. Biraz et almak isteyebilir gibi, biz kişinin ne harcayacağına da karışmayalım. Bununla alakalı da aslında evvelden bir tecrübemiz var. Ramazan ayında bir destekte bulunalım dediler. Arkadaşlarım dediler ki koli yapalım. Bu gerekçelerle dedim koli yapmayalım. Biz 3 harfli marketlerden de alışveriş yapmayalım. Kendi yerel marketlerimizden bir tanesinden aldık kartları. O dönem kart dağıttık ve çok da güzel geri dönüş aldık. İnsanlar yani hakikaten bize oradan geliyor, buradan koli geliyor ama şimdi devamı, çay var ama çay içecek bir bardağınız yok. Şekeriniz yok veya. Gibi. Ne lazımsa onu kendilerinin alabileceği bir karttan bahsediyoruz. Komşusu açken top yatanlardan olmadık olmayacağız. Harika. Bu da iddialıyım. En sevdiğim sözlerden bir tanesi de olur. Ve tebrik ederim. Eyvallah. Olmayacağız. Bugüne kadar olmadık. Yani ben
Şimdi kişinin kendisini övmesi doğru değil ama şu seçim sürecinde siyasetçinin de biraz kendisini anlatması lazım. Evet. Hani eskilerin tabiriyle aynası iştir kişinin lafa bakılmaz derlerdi. Şimdi icraatlarımız ortada. Ve sırtımızı bir belediyeye dayamadan, bir belediye gücüne dayamadan, bir hükümet gücüne dayamadan sadece samimiyetimizle ortaya koyduğumuz küçük küçük rakamlardan çok büyük işler çıkardık. Ne kadar güzel. Biz aynı samimiyetle devletin malına da milletin malına da aynı hassasiyetle yaklaştığımız zaman o dar gibi görünen bütçelerle çok muazzam işler başarabileceğimize inanıyoruz. Bir işi yaparken bir liralık işi 5 liraya yaptırırsanız hiçbir bütçe size yetmez. Ama 1 liralık bir ortada iş varken ben bunu 80 kuruşa nasıl yaptırırım diye pazarlık yaparsanız dar bütçeyle çok büyük işler başarırsınız. Bütçe bir belediye başkanının bahane edebileceği bir konu değildir. Bütçe iş yapmak istemeyenin, yerim dar diyen gelinin meselesi gibi bir hikayedir. Evet. Ya örnekleri de görülüyor zaten Türkiye'de çok. Aynen öyle. Aynı şartlarda veya bütçelerde alınan yerlerin kimisi çok iyi iş çıkartırken kimisi belediye personelinin borcunu ödeyemez duruma geliyor. Bunlarla ilgili niye o böyle oluyor? O da bir para alıyor. Ya sen de mi alıyorsun? Burhan Bey'den bir örnek vereyim. Sağ olsun üstadımızdan o gün gerçekten istifade ettik. Kendisine de değer de veririm. Abdullah'cığım dedi, ben dedi otururdum her sabah derdim ki şu havuzda ne kadar paramız var bir getirin bakalım. İşte iç suda ne var? Orada ne var? Burada ne var? Hepsini bir getirin. Hepsini diyor havuza toplardım. Şimdi bir tarafta para var. Bir taraf parasız. Burada artık para varken burada işçinin maaşı ödenmeyecekse, vergiler ödenmeyecekse, sigorta primleri ödenmeyecekse sorun var. Havuzda toplardım. Ne ihtiyaç var? Hiçbir ay dedi ne sigorta primi geç yattı, ne vergi geç yattı, ne maaşlar geç yattı, ne de hizmetler aksadı. Hiçbir müteahhit dedi çıkıp diyemez ki ben öz fatura döneminde belediye iş yaptım paramı alamadım. Şimdi bu hassasiyetle alakalı. Eğer her gün o belediye başkanı oturup hele bir söyleyin bakalım neyimiz var, neyimiz yok, nerede eksiğiz ve biz bunu nasıl tamamlayacağız? Eksiğimiz varsa bile nasıl tamamlayacağız? Her sabah bu soruyu soracak olursa zaten orada sıkıntı yaşanmaz. İşletmemizde bunu yapıyor muyuz? Yapıyoruz. Burada da yapacağız. Biraz önce dedim ya, bilen bilir dedim. Evet. Eğer liyakat varsa, düzgün insanlarla iş yapıyor iseniz, bu diğerlerinin hepsi tali küçük sorunlar haline gelir. Şimdi biraz önce de çok güzel bir laf ettiniz. Benim bu aklıma yazıldı şimdi. Ben Ali Babacan'ın partisindeyim. Ekonomiyi onun zamanında güzel bir ekonomimiz vardı, iyi bir ekonomimiz vardı ve onun partisindeyim ben. O bulamayacaksak, biz bu parayı idare edemeyeceksek kim edecek? Kim bulsun? Kim yapacak bunu? Bu aynen benim öyle. Aklıma kazındı. Çok güzel bir kelime oldu bu. Vefa, sağlık kapınıza ondan geliyor. Ondan şunu söylüyoruz vefada. Şimdi ambulans sistemimiz, bu birkaç aşamalı bir şey. Ambulans sistemimiz normal acil hastaya müdahale üzerine kurulu. Ama hemodiyaliz hastaları ya da yatalak durumda olup hastaneye rutin kontrole girip gelmesi gerekenler. Bunlarla alakalı çok ciddi sorun var. Yürüyebilen hemodiyaliz hastalar servisler tarafından götürülüp getiriliyor ama diğerleri git gel de çok ciddi sorun yaşıyorlar. Dializ hastası eğer zaten belli bir sürede o merkeze girmezse işte üredir, potasyon odur budur falan çok ciddi hayati sıkıntıya girebilirler. Şimdi bu tür konularla alakalı sağlıkla köprü olacak bir ambulans tarzı sistem kuracağız. Vefadan birinci kastım. Bir tanesi bu. Birincisi demeyeyim, bir tanesi bu. İkincisi kastımız şu. Artık öyle geniş aile kavramı kalmadı. İnsanlar evet. Tek yaşıyorlar, birey halinde yaşıyorlar. Yaşlılarımıza muhakkak sahip çıkılması lazım. Şu temizliğidir, evdeki bakımıdır, ütüsüdür, her neyse. Kendine bakmaktan aciz hale gelen hemşehrilerimizin hiçbirinin yalnız kalmasına fırsat vermeyeceğiz. Çok güzel, çok çok güzel. Tırnağını kesmekten kesemeyen insanımız var.
Çok özür dilerim. Burada bir parantez açmak istiyorum ben. Bu tarz insanlarımız vefat edip günlerce haber alınamayan insanlarımız var. Çünkü maalesef böyle bir sistemimiz yok. Arada gelip yoklayacak insanımız yok. Bunu yapacağız. Bu yapacağız. Bu da çok değerli bir şey olmuş. Yaşlımıza o vefayı göstereceğiz. Üstüne üstlük bir de Karabağlıları bekleyen ayrı bir risk faktörü var. Bozcaak Hastanesi de kapatılıyor galiba. Öyle bir duyum var. Öyle, sayı düşürüldü. Şimdi iktidar partisi yerine tekrar yapacağım diyor ama bu seçim öncesi milleti kandırma, oyalama sözü. Başka bir şey değil. Şimdi bakıyorum. Çünkü şehir hastanesini beslemeler lazım. Evet. Şimdi bir de şöyle bir sorun var. 500 bin nüfus Karabağlar'da var. Hemen dibinde konak var. Oradaki hastalar da genellikle Yeşilyurt Hastanesi'ni ya da Bozcaak Hastanesi'ni kullanıyorlardı. Şimdi yaklaşık Tepecik de tasfiye edilecek. Yaklaşık 1 milyon kişi sadece bir hastaneye kalacak. Evet. Bu çok ciddi bir şey. Sizin bu yaptığınız işler çok daha büyük değer kazanacak gibi geliyor. Aynen öyle. Yoksa eğer bunlara önlem alınmazsa 1 milyon kişinin tek hastaneye yığılmasıyla sağlık sistemimiz bizim mahvolur. Herkesin imkanı da yok buradan zaten şehir hastanesine gitsin. 6 ay sonrasında MR için gün veriliyor. Şimdi doğru söylüyorsunuz, o da ayrı bir konu ama Karabağlar'dan İzmir Şehir Hastanesi'ne gitmek de, aracınız yok ise, bir de hastaysanız, ona biz bir servis koyacağız. Çok ciddi bir sorun. Ona bir servis koyacağız. Şöyle, yani yolda indirme durağı olmayan, normal taşımacılık yapmayacak olan bir servis koyacağız. O hatta çünkü herkesin gidip gelmesi mümkün değil. Kesinlikle. Yani bugün bir taksiyle Karabağlar'ın herhangi bir yerinden şehir hastanesine git gelin maliyeti 1000 lira en az. Bu ekonomik şartlarda insanlar bunu nasıl ödesin? Onun yerine özel hastaneyi tercih eder eğer o kadar parası varsa zaten. Aynen öyle. Yani aynen hasta öyle oraya gideceğime burada sıra beklemeden özel hastanede yaparım der. Ama işte herkesin de o parası yok. Sıkıntı yok. En büyük sıkıntı yok. Bu. O yüzden biz oraya da bir servis koyacağız. Evlenecek gençlere de unutmadık diyorsunuz. Bir desteğiniz de onlara varmış. Yeni başlangıçlara destek. Şu demek aslında, orada iki tane iş birbiriyle bağlantılı. Bir de şurada el emeği iş gücü mobilya kooperatifi diye bir projemiz var. Biz burada en az 3000 insanımızı istihdam edeceğimiz bir projeden bahsediyoruz. Karabağlar aslında bir mobilya şehri. Evet. Ama mobilyanın marka değerini büyütemeyen bir şehir. Şimdi küçük esnafı bir araya gelip organize bir şekilde marka değerini büyütmeleri çok kolay bir şey değildir. Burada haliyle yerel yöneticilerin, devlet gücünün devreye girmesi gerekiyor. Burada da bizim vaat ettiğimiz şu, biz bir merkez kuracağız, bir kooperatif. Aslında bunu kısmen belediye şirketi gibi düşünmek mümkün. Burada işte inovasyon, tasarım, eğitim, merkez olacak burası. Şimdi bir ürünü almış, şu mikrofonu almaya giderken önce görseline bakıyorsunuz. Bardağı alırken önce görseline bakıyorsunuz. Sonra işlevine, sonra kalitesine bakıyorsunuz. Şimdi tasarım konusunda kendini güncelleyemeyenin mesafe alması zor. Eğer biz Karabağlar mobilyanın yıllık 2 milyar dolar ihracat yapmasını istiyor isek, tasarım, üretimin ekonomikleşmesi, kolaylaşması, pratikleşmesi, seri olması, taşınabilir hale getirilen mobilyalar, daha çok modüler denilen mobilyanın üretilmesi gibi, bunların ciddi planlanması lazım. Şimdi bu, eğer kooperatif üzerinde dünyanın kabul göreceği tasarımlar yaparsak, ona uygun üretim yaparsak, pazarı bulma konusu da yine kooperatif üzerinden olacak. Çok güzel. Siz öncülük edeceksiniz, abilik edeceksiniz aslında. Aynen öyle. Şimdi hem burada binlerce gencimize bir istihdam kapısı açmış olacağız, hem Karabağlar'da belki 40-50 bin kişiyi ilgilendiren bir sektörü ciddi şekilde büyütecek bir yol açacağız. Yani bugün Karabağlar'da Ankara İskitler mobilya satılıyor. Bursa İnegöl mobilyası satılıyor ki bunların potansiyeli normal şartlarda Karabağlar'ın belki 20'de biri, 50'de biri değil. İşte bizim yapacağımız iş o potansiyeli harekete geçirmek. Çok güzel bir şey. Ben burada hemen rahmetli Ali Koç'un bir projesi vardı. Meslek liseleri memleket meselesi diye. Şimdi bakıyoruz. Bu dönemde kime gidersek şu 12 yıllık kesintisiz eğitimde çocukların çıraklık dönemi gibi bir sistemi yok.
iş öğrenme gibi bir sistemi yok. Özellikle de şu anki Anadolu Lisesi sisteminde çocuk 19 yaşına gelmiş, eğer üniversiteyi de kazanamazsa ortada kalmış, mesleği olmayan, sağdan soldan eş dost desteğiyle iş bulmaya çalışan bir insana dönüşüyor. Sizlerin bu yaptığınız şeyde eğitim de vereceğinizi tabii, söylediniz. Tabii, muhakkak bir eğitim merkezi olacak. Tabii gençler bunu düşünüyor, ben iş olarak ne yapacağım diye. İşverenler de düşünüyor ki ben nereden işçi bulacağım, eleman bulacağım. Nitelikli adam bulacağım. Evet. Yani bunları i̇şte da burada, ortadan bu, kaldırıyorsunuz. Bu burada tabii bir üretim olacak. Üretim olunca elimizde epey bir materyal olmuş olacak. Bunu ne yapacağız? Bunu evlenecek gençlerimizin çeyizine katkı için kullanacağız. Çok güzel. Çünkü bugün evlenmek gerçekten çok yüksek bir maliyet. Evet. Bir yuva kurmak herkes için lazım. Ama yuvanın kurulabilmesi için de malzeme lazım. Para lazım, güç lazım. Biz bu vaziyetin farkında olduğumuz için bu anlamda da evlenecek gençlerimize bu desteği vereceğiz. Çok güzel. SODEM'den bahsettiniz zaten orada. SODEM'le alakalı şunu da ekleyeyim. Evet, SODEM deva kartla beraber değerlendirilmesi gereken bir şey. Aynı zamanda SODEM'in ondan biraz farkı var. Şimdi SODEM aynı zamanda bir danışmanlık merkezi olacak. Yani aile danışmayla alakalı, gençliğin danışmasıyla alakalı, kadınların danışmasıyla alakalı lazımsa psikiyatrik, psikolojik desteklerin verilebileceği bir yapıdan bahsediyoruz. Kimsenin kendisini yalnız hissetmeyeceği bir yapıdan bahsediyoruz. Çok güzel bir şey. Çok güzel. Engelsiz bir gelecek, engelliler sarayı demişiz. Bu engeller meselesi içimize en çok yakan konulardan bir tanesi. Şehrimde maalesef bu konuyla alakalı hassasiyet sıfır. Yani biz bir video çekmiştik. Görme engeller için yapılan yolun üstünde Karabağlar Belediyesi'nin elbise toplama sepeti var. Hatta orada dalga geçmiştim herhalde, demiştim bizim belediye engellerin kafalarının ne kadar güçlü olduğunu test etmek istiyor. Yani gelen çünkü çarpacak illa ki. Şimdi de bu tür garabetler var. İlçemde de epey bir miktarda bir engelli var ve geri kalan hepimizde bir potansiyel engelli adayıyız. Kesinlikle. Yani Karabağlar aslında 500 bin potansiyel engellinin yaşadığı bir yer. Peki biz bu sarayda ne murad ediyoruz, ne amaç ediniyoruz? İçinde engeller için spor yapması normal gençlerinkinden farklı. Daha özel imkanlar, daha özel ekipmanlar, daha özel alanlar lazım olan bir sistem. Engellerin spor yapabilecekleri, eğitim görebilecekleri, sosyalleşebilecekleri, engelli ailelerinin tanışabilecekleri, aynı zamanda engelli birey sahibi, engellilerin ailelerinin bir acil durumu olduğu zaman da evlatlarını emanet edebilecekleri bir yapıdan bahsediyoruz. Çok güzel. Yani Türkiye'de geçen gün hatta Burhan Bey'le ben de bir sohbete gittiğimde söyledikleri şöyle bir şey vardı. Türkiye'de 9,5 milyon engelli var. 85 milyonluk ülkemizde %12'ye falan tekabül ediyor. Çok ciddi bir rakam. Ama baktığınız zaman gerçekten bunlara yeterince imkanlar, değer verilmiyor ki biz futbola milyarlar yatırıyoruz. Ancak mesela bu dezavantajlı engelli vatandaşlarımızın yaptığı sporlarda getirdiği başarıların belki de %1'ini bile getiremiyorlar. Maalesef. Ya bu işler imkan meselesi. Vereceğiniz destekle alakalı. Yoksa gençlerin başaramayacağı, engellinin başaramayacağı bir şeyin var olduğuna inanmıyorum. Şimdi bizim meclis üyesi listemizde İknur Hanım var bizim. Aynı zamanda İzmir Sakatlar Derneği Başkanı. Şimdi hem bir kadın hem bir engelli. Hiçbir engeli engel olarak kabul etmemiş, bugün tuğla gibi kitapları olan nitelikli bir psikolog. Ne kadar güzel. Ve binlerce insana şifa dağıtıyor. Aynı zamanda her türlü engellerin tamamının dertleriyle dertleniyor.
daha nitelikli nasıl çözüm üretebilirimin peşinde koşuyor. Daha ne olsun gibi. Kesinlikle. Yani engellerin durumu tamamen özel ve kendi içinde. Şimdi biz niye, şimdi bilen bilir dedik ya biraz önce. Hı hı. Evet, ben engellerin derdiyle dertlenmek isterim ama engelliler kadar o hissiyatı yaşayamam. Mümkün değil. O yüzden onların sistemin içinde olması lazım dedik. Çok güzel. Şimdi taziye evlerini biraz önce bahsettik. 12 evet. tane miydi yapacaktınız? Yani bu yapacağımız merkezlerin içinde şimdi 12 Hı-hı. tane taziye evi demek doğru değil. Kendi içinde belki ihtiyaca göre aynı noktada 3 tane olur, 5 tane olur. Yani aynı anda 2-3 tane taziyenin yapılabileceği alanlardan bahsediyor. Şimdi taziye işi kıymetli. Yani insanları mezarlıkta başın sağ olsun deyip ayrılıp acısıyla baş başa bırakmayı ne insani ne de vicdani kabul etmiyorum. Evet. Bir süre de olsa misafirlerini ağırlayabilecekleri, artık evlerimiz küçüldü. Evlerde insanı misafir etmek gerçekten zor iş. Yani bir çay kahve ikram edilebilecek alanlardan bahsediyorum. Ben buna gerçekten çok da değer veriyorum. Güzel bir çalışmada. Bir de cazibe merkezi demişiz. Mesleki gelişimde aslında bir ucundan bu mobilyadan bahsederken bir ucundan dokunduk onu. O bir tanesi. Hı hı. Yeteneklerinizi keşfedin. Bu nasıl bir proje? Şimdi aslında iki tane bununla alakalı eğitimle alakalı projemiz var. Bir de hemen iki altında her yaşta öğrenme halk üniversitesi. Yani ömür boyu eğitimden, öğretimden bahsediyorum aslında. Şimdi ikisini beraber hızlıca anlatmaya çalışayım. Bir tanesi pasta kursu, dikiş kursu gibi. Hı-hı. Şimdi mevcutta var mı? Bunlar kaymakamlığın halk eğitimi üzerinden. Belediyelerin kendi merkezlerinden var ama çok garip bir sistemle işliyor. Pastacılık kursunda malzemeni kendin getirdin. Şimdi zaten insanların imkanları sınırlı. Yani siz birine balık tutmayı öğretecekseniz bu işin bütününü yapmanız lazım. Katma değer sağlamasını istiyorsanız kendi başına çal, kendi başına oyna diyemezsiniz. Bir, bu absürtlüğü ortadan kaldıracak merkezlerden bahsediyorum. Bir tanesi de şu. Şimdi günümüzde cari olan, aktif olan, çalışılır olan birçok meslek belki 3-5 sene sonra olmayacak. Ya da tam tersi, bugün hiç hayal etmediğimiz birçok meslek, bilmediğimiz birçok meslek 3-5 sene sonra çok nitelikli meslekler, çok kazançlı meslekler haline gelecekler. Hı hı. Biz bununla alakalı önceden kendimizi hazırlayıp, yani belki insanlar 50 yaşında farklı bir mesleğe geçecekler. Belki buna ihtiyaç hissedecekler. Şimdi bu geçişleri kolay olması için bir öğrenim merkezine ihtiyaçları var. Biz bu merkezi inşa edeceğiz. Evet, bu rahmetli Kemal Sunal'ın da 50 yaşında üniversite bitirmesi gibi. Çok da güzel. Her çok insanın içinde bir aslında aslan yatıyor. Siz aynen o aslanı öyle ortaya çıkartacağız diyorsunuz. Aynen öyle. İki, mahalle buluşmaları, pazar yerleri, futbol sahasından bahsettik ama tabii burada pazar yerleri ve aşevleri de var. Bu projenizin bu içerisinde. Bu komitenin içinde aşevler de var. Burada neler yapacaksınız bu projenin burada içerisinde? Burada kastımız şu. Şimdi mahalleli bu şimdiki yani kültürel yapımızla mahalleli birbirine hı-hı biraz mesafeli duruyor. Biz insanlarımızın bir araya gelip daha kaynaşıp mahallesine daha çok sahip çıkan insanlar olabileceğini görüyoruz. Bireysellikten biraz uzaklaşıp toplu halde o yaşamın verdiği faydalardan herkes istifade etsin istiyoruz. Şimdi basit bir örnekle anlatmam gerekirse işte bir Ramazan yaklaşıyor hemen bir ay sonrası. Şimdi mahalle iftarları. Evet, çıkacak. Ya da mesela işte bu dün, bugün, yarın Alevi canlarımız için Hızır orucu günleri. Toplu halde program edilebilecek işler. Kastımız bu, mahalleliği kaynaştırmak. Hı hı. Bir araya getirip daha o birlikteliği, sosyalleşmeyi arttırabilmek. Aynen öyle. Ve benim burada dikkatimi çekenlerden bir tanesi de her ailenin bir yuvası olacak. Şimdi Karabağlar'da alanı genişletmek lazım. Karabağların o dar sıkışıklığından kurtulması için yeni imar alanlarının açılması lazım. Birincisi bu. İkincisi, biz o hayal ettiğimiz kentsel değişimi gerçekleştirmeye başladığımız andan itibaren tabii ki belediyenin elinde de ciddi miktarda bir arazi.
kullanılabilecek arazi kalacak. Biz buralarda yapacağımız konutlarla yine Burhan Bey'in yaptığı o konut projeleri gibi bir projeden bahsediyoruz. Belki çok büyük evler olmayabilir. İnsanın yaşamını idame ettirebileceği nitelikte, o konforu verecek, o güvenliği verecek konutlarda dar gelirli insanlarımıza bunları çok uzun vadelerle vermek istiyoruz. Aslında bir TOKİ gibi çalışacaksınız diyorsunuz. Bir TOKİ artık zengine üretiyor. Evet. Sadece zengine üretiyor hatta. Yani bakıyorsunuz TOKİ'nin içinde olduğu büyük rezidans tarzı yapılar çok hızlı biterken vatandaşla alakalı olanlar, ki benim ilçemde de TOKİ mağdurları var. Yani 2019'dan beridir sürüncemede kalan bir projeler var. Tabii belediyeyi suçluyorlar. Belediye onlara yanıtlar veriyor. Ben de diyorum ki ikiniz de haksızsınız. Yani bir taraf haklı, bir taraf haklı değil. İkisi de haksız. Siz kendi aranızda didişirken mağdur olan vatandaş. Evet. İşte bunu da çözeceksiniz. İnşallah. Kültürü, sanatı ve eğlenceyi buluşturma merkezi. Bu nasıl bir şey? Şimdi Karabağlar bu anlamda belki en talihsiz ilçedir İzmir'in. Bir tarafında konak var, Alsancak var, eğlence merkezleri var, kültür merkezleri var. İşte dönün öbür taraf Gazi Emir AVM'ler var. İşte ciddi modern havaalanı, üretim merkezi. Buca'ya geçin, iki tane organize sanayisi, devasa parkları, kültür merkezi olarak kullanılabilecek alanlara, ama Karabağlara gelince bahtı kara bir hal görüyorsunuz. İnsanlar bir geçim derdinden, iki yaşadıkları şehir bölgedeki yerleşimin sorunlu olmasından, daha benzeri sebeplerden kültürel faaliyetlere pek zaman ayıramıyorlar. Kültürel faaliyete ayırmadığınız zaman içinizden nitelikli sanatçının çıkmasına da engel olduğunuz zamandır. Evet. Biz bu anlamda hem nitelikli sanatçının çıkabileceği, desteklenebileceği bir yapıdan bahsediyoruz. Hem kültürel faaliyetlere herkesin erişebileceği projelerden bahsediyoruz. Şimdi aklıma o da geldi. Aşağı yukarı bakıyorsunuz. Şimdi Konak'tan ayrılma bir Karabağlar. Evet. Konak ilçesinden. Baktığımızda bu Konak ilçesinde bölünen yerden bütün parklar, bahçeler, sanat ve sosyal merkezler, Adnan Saygun gibi, Selahattin Akçiçek gibi vesaire, bütün bu kültür merkezleri Konak'ta kalmış. Konak'ta kalmış. Çok enteresan. Aynen öyle. Şimdi diyorsunuz ki biz orada kalanları buraya, şimdi yenisini biz yapacağız, aynen daha iyisini öyle yapacağız. Aynen öyle. Yani kültür, şimdi sanat olmadan insanın kendisini dinlendirmesi, genişletmesi, büyütmesi çok kolay değil. Değil. Bunların teşvik edilmesi lazım, nitelikli hale getirmesi lazım. Aynı zamanda içimizden çok ciddi sanatçılar da çıkarmamız lazım. İzmir sanatçı merkezidir öyle, zaten öyle. Normalde dediğiniz gibi. Ve şimdi son olarak ben bir de Patili Dostlarımızı projenizi öğrenmek istiyorum. Burada da hem yazmışsınız. Onu söyleyeyim, hem de bizim e-sporla alakalı. Hı hı. Şimdi elektronik spor, e-spor merkezleri ya da nitelikli alet, edevat, ekipmanla oynanan oyunlardan bahsediyoruz. Hı hı. Herkesin tedarik edebileceği ürünler değil bunlar. Sistemler değil, ürünler değil, evet. Biz de bunu aslında bir araya getirelim. Hem gençlerin gelip rahat oyun oynayabilecekleri, çay kahve içebilecekleri, zaman geçirebilecekleri, ama aynı zamanda oyun üretebilecekleri, kodlama öğrenebilecekleri bir merkez olsun istiyoruz. Sadece oyun oynamayacaklar, oyunu da yapacaklar. Aynen öyle. Biz böyle bir merkez olsun diye hayal ediyoruz. Patili Dostlarımızla alakalı da şimdi burada bir denge var. Bir, çocuklarımızın güvenliğiyle alakalı endişelerimiz var. İki, hayvanların güvenliğiyle alakalı endişelerimiz var. Biz burada da bir hayvanın sahiplenilmesini teşvik edeceğiz. Bununla alakalı destek vereceğiz. İki, sokaklarımızın bu anlamda saldırgan olan hayvanlardan, bu tekrar bir yeri keşfetmeye gerek yok, yine bilen bilir diyeyim. Veterinerlik fakültelerinin aslında bununla alakalı çok ciddi çalışmalar var. Çok hızlı çözülebilecek bir yapıdan bahsediyoruz.
biz bu hayvanların sahiplenilmesi gerektiğini, sahiplenilen hayvanlarla alakalı destek vereceğimizi, bir, bunu söylüyoruz. İki, şimdi insanlar, ya hayvanı bir köpeği aldım ama bir yere gideceğinde bana ayak bağı oluyor. O sıkıntı, bu sıkıntı. Biz bununla alakalı da pansiyon yapacağız. Oo. Biz bu hayvanların barınma merkezlerine ben karşıyım. Barınma merkezi deyince şu an belediyelerin yaptığı barınma merkezleri tek kelimeyle rezillik. Hayvanlar aç bırakılarak birbirlerini yemelerinin seyredildiği merkezler olarak görüyorum ben bu rehabilitasyon merkezlerini. Sağ olsunlar hayvanseverlerin kendi imkanlarıyla günlük gidip hayvanları beslediği alanlardan bahsediyorum. Bu değil kastım. Biz bir pansiyon yapacağız. Emanet bırakacaksınız ve geri alacaksınız. Sahiplenilen hayvanla alakalı destek vereceğiz. Sokaktaki hayvanların çözümü için de veterinerlik fakültelerinin ortaya koyduğu değişik projelerden istifade edeceğiz. Onların yönlendirmesiyle sorunu çözeceğiz. Bilen, hayvan itlafından bahsetmiyorum. Evet. Bilen bilir. Bilen bilir ve o bilen kişiler, yani işin uzmanından biz bütün çalışmayı yapacağız diyorsunuz. Bin biliyorsanız bir bilene sorun diye atasözümüz var ya, çok kıymetli bir söz. Kesinlikle. Daha burada aslında konuşacağımız o kadar çok şey var ki projeleriniz de çok aslında hep yüzeysel geçmeye çalıştık. Evet. Çünkü vaktimiz sınırlı, vaktimiz dardı ve sonuna geldik aslında ama inşallah ilerleyen zamanlarda tekrar sizlerle birlikte olmak isterim. Çünkü baktığım zaman birbirinden değerli projeler ve hepsi ayağı yere basan projelerin olması beni daha çok mutlu ediyor. Çok teşekkür ederim. Sizin son bir sözünüz, seslenmek istediğiniz bir şey varsa onu alayım ben. Buradan Karabağlarlı hemşerilerime sesleniyorum. Değerli hemşerilerim, ben Karabağlarlıyım. Bunu birkaç yerde birkaç defa tekrarladım ama tekrarlamakta fayda var. Ben Karabağlarlıyım. Evim Karabağlar, iş yerim Karabağlar. Ayağı yere basan projelerle hayali olmayan ama hayal ettiğim Karabağları gerçekleştirmek için çalışıyorum, çalışmaya devam edeceğim. Desteğinizle şuna inanıyorum ki biz muhakkak çok daha nitelikli işler ortaya koyacağız. Bizi sorgulayın, bize yol gösterin, bize rehberlik edin. Bu rehberliğiniz muhakkak bizi çok daha güzel noktalara taşıyacaktır. Buradaki ev sahiplerime, bizi misafir ettikleri için hepinize çok teşekkür ediyorum. Değerli Karabağlarlı hemşerilerime selam ediyorum. Esenlikli günlerde, mutlu günlerde muhakkak buluşmayı diliyorum. Çok teşekkür ediyoruz. Biz de size vakit ayırdınız. Buraya, bizi kırmayıp buraya geldiniz. Çok değerli bilgiler verdiniz. Eyvallah. Ben her programda olduğu gibi şöyle bir şey demek istiyorum. Hiçbir zaman yerel seçimlerde partiye bakmayın. Parti değil. Sizin için hizmet önemlidir. Hizmeti yapacak insanlar önemlidir. Bu nedenle lütfen hizmeti gerçekten projeleri ayağa yere basan, projeleri güzel olan, projeleri gerçekleştirebilecek insanlara oyunuzu verin ki deyin gönlünüz sizin de rahat olsun. Evet efendim, Ne Haber İzmir ve Amatör Lig Haber ekranlarına veda ediyoruz bugünlük. Ama siz de ilerleyen günlerde yine çok değerli konuklarımızla birlikte olacağız. Hepiniz hoşça kalın, güzel kalın.